kabak bastığı için gerekli malzemeler: 1 kilogram bal kabağı, 350 gram kuşbaşı dana eti, 1 su bardağı kuru fasulye, 1 su bardağı kuru kayısı, 1 su bardağı kuru üzüm, 1 su bardağı toz şeker. Evet, Hatice, şefim. Efendim, buyurun. Başladık mı? Kabak bastı ya. Evet, başlıyoruz. Evet, neyle başlıyoruz? Önce kabaklarımızı çıkaralım dolabımızdan. Yeşil kabak yerine bal kabağı çıkıyor buzdolabından. Bal kabağımız çıktı. 1 kilo mu var burada? Evet. Yine adıyla tadıyla farklı yepyeni bir Bayburt yemeği geliyor mutfaklarımıza. Tatlı mı yapıyoruz biz? Yemek yapıyoruz ama tatlımsı. İki karışım bir arada olacak. Kayısılar ne olacak Hatice? Kayısıları da ıslamaya koyacağız. Sıcak suya mı? Sıcak suya koyacağız, evet, açılması için. Koyayım mı ben? Evet, olabilir. Ne kadar kayısı var burada? 2 su bardağı koyalım kayısı. Ha, bunun hepsini koymayalım. Evet. Nazım, şunu versene Nazım. Teşekkür ediyorum. Keşke daha uzun boylu bir sunucu bulsaymışsınız ha. Hiçbir rafa erişemiyorum yani. 2 bardak yetiyor mu? Evet. Damaklarda iki farklı tadı bir arada hissettiren yöresel bir tarif kabak bastı. Kuru kayısılar yemeğimize eklenmeden önce açılıp yumuşaması için sıcak suda bekletiliyor. Kayısılar suda beklerken Hatice Hanım da bal kabaklarını iri iri doğruyor. Bu da mı meşhur Bayburt'ta? Evet, mevsimsel olarak Bayburt'ta yetişebilen ürünlerimizden bir tanesi. Hmm. Şimdi bal kabağı benim bildiğim ve sanırım birçok insanın bildiği tatlı yaparız. Kabak tatlısı. Evet. Ama biz şu anda yemeğini yapıyoruz. Kayısı ıslattık, etimiz var, dana etimiz var, kuşbaşı. Toz şekerimiz var. Toz şeker de mi var? Evet. Hem etin içinde. Evet. Hadi bakalım, kişmişler. Daha da ilginçleşti. Ne tatlı ne tuzlu bir şey yapıyoruz. Evet. Aslında Türk damak tadına oldukça ters bir şey bu. Ama yeniliklere de açığız, her şeyi deneyeceğiz. Evet, 1 kilo bal kabağımızı doğradıktan sonra işleme başlayalım. Tenceremizi alalım. Evet, bugün Bayburt'tayız. Bayburt mutfağını tanıtıyor bize Hatice. Şu anda da son yemeğimizi yapıyoruz. Oldukça değişik Osmanlı yemeği. Kayısı var, bal kabağı var, kuşbaşı dana eti var. Şeker koyacağız yemeğimizin içine. Bakalım nasıl bir yemek çıkacak? Bu etimizi bir önceki yemeğimizde hatırlıyorsanız kara pancar yemeğini yaparken hem bu yemeğin hem kara pancar yemeğinin etini birlikte pişirmiştik. Süzdürerek mi koyuyoruz? Şimdi böyle güzel pişmiş etimizi de alıyoruz buraya. Haşlanmış dana etleri genişçe bir tencereye alınıyor. Hepsini alacak mıyız? Evet. Şunu da koyduk mu? Tamam. Evet. Suyunu kullanmayacağız et suyunun. Kabaklarımızı bir sudan geçirelim. Doğradık, yıkanmışım. Bunda soğan falan yok. Yok. Üstüne mi geliyor direkt? Evet. Bakalım, kuşbaşı etlerin üstüne bal kabaklarımız giriyor. Bal kabağı ne kadar var dedik? 1 kilo dedik. Evet. Etlerin üzerine bal kabaklarını döşedikten sonra yeni bir malzeme öne çıkıyor. Kuru üzüme kişniş mi deniyor? Evet. Bayburt'ta sarı üzüm kişmiş diyoruz. Kişmiş. Bayburt'ta bizim bildiğimiz normal sarı üzüme kişmiş deniyormuş. Kişmiş. Yine bir sürü değişik şey söyledin sen bize bugün. Kişmiş, yani kuru üzüm de kullanılıyor kabak bastı yemeğinde. Çok az su katıyoruz dibi tutmasın diye. Kuru üzümleri ilave etmeden önce sıcak su ekleniyor tencereye. Onu da mı koyuyoruz? Evet. Heh. Üzerine serpiştiriyoruz sıralı bir şekilde. O zaman bunu karıştırmadan mı yapıyoruz? Böyle mi karıştırmadan kalacak? Evet. Hmm. Sonra ters falan mı çevireceğiz yoksa? Yok, öyle kaşıkla alıp servis tabağına yerleştireceğiz. Kayısı da gelecek. Kapatalım, kayısımızı hazırlayalım. Doğramamız gerekiyor. Yemeğimiz pişmeye başlarken kuru kayısıları doğramaya geliyor sıra. Kayısıları iyice küçültmüyor ve ağza gelecek şekilde ortadan ikiye ayırıyoruz. Normal az önce koyduğumuz fasulyeden bir daha mı? Buna da mı koyacağız? Şu an yok, biz yerine beyaz fasulye kullanacağız. Kuru fasulye koyacağız. Evet. Aa. İki tuzlu, iki bakalım. Tuzlu gibi. Bir değişik bir şey daha giriyor yemeğimizin içine. Yine buzlukta vardı, ondan mı kullanacağız? Evet. Kalabalık bir ailen mi var Hatice? Çok kalabalık değiliz ama kardeşler olarak kalabalık sayılırız yani. Yani böyle hani... Amca çocukları falan kalabalığız. Özel günlerde falan bir araya gelir misiniz?
düğünlerde falan işte özel günlerde geliyoruz. Bayramlar. Evet, tabii. Daha doğramaya devam ediyoruz. Tamam, yeterli bu kadar. Ben buraya 2 bardak yıkamıştım. O zaman ben hemen şöyle yapacağım, yine yanıltmayalım. İzleyicilerimizi şöyle bardağa alıyorum. 1 bardak olarak düzeltiyoruz ölçümüzü. 1 bardak kayısı. Kayısı ilave ediyoruz. Üstüne biraz sıcak su döktük. Ortadan ikiye kestik. Sıcak suyu dökmemizle yumuşadılar zaten. Evet. Haşlanmış gibi oldular. Bu da giriyor şimdi. Evet, evet. Alt katına et, üzerine bal kabağı ve kuru üzüm bezenen yemeğimize şimdi de kuru kayısıları serpiştiriyoruz. En üstte de fasulyeyi mi koyacağız? Fasulyeyi koyacağız, sonra toz şeker ilave edeceğiz. Tamam. Hatice Hanım zamandan kazanmak için önceden haşlayıp hazırladığı kuru fasulyeleri çıkartıyor. Ne kadar fasulye var? 1 su bardağı. Yine senin haşladığın fasulyelerden. Evet, evet. Haşlanmış olarak mı 1 bardak olması gerekiyor? Kuru olarak 1 bardak, haşlanmış. O zaman burada 1 bardak mı evet, var? Evet, evet. Tamam, hiç ölçmeye gerek yok. Haşlanınca şişiyor zaten fasulyeler. Kuru haldeyken 1 bardakta fasulyemiz var. Şimdi giriyor mu içine, tamam evet, mı? Evet, girebilir. Tamam. Yemeğimizin en üst katına da kuru fasulyeleri ilave ediyoruz. Süper oldu, güzel gözüktü valla. Evet. 1 bardak su ilave edeceğiz. Sıcak su mu? Evet. Yemeğimize sıcak suyunu da ekledikten sonra sıra geliyor şekerini koymaya. Toz şekeri de ölçüp tenceremize ekliyoruz. Harika. Tadını çok merak ediyorum gerçekten. Böyle koyuyor muyum? Evet. Tamam. Şimdi o zaman işi bitti. Evet, tuz falan koymadık. Hayır, koymadık. Bir etin eti haşlamadan önce ete koymuştun çok az tuz. Evet. Onun haricinde hiç tuz yok. Ağırlık olarak tatlı bence tadı. Başka tuz koymadığımız için bitti. Evet, bitti. Yine 4 yemeğimizle başarıyla bitirdik beyler bayanlar. Kabak bastığımız şu anda son yemeğimiz. Ocakta ne kadar sürecek pişmesi? Yarım saatte hazır olur. Tamam, bastımız ne durumda bakalım ona da. Kabaklar dağılmış. Kapatıyor muyuz? Kapatıyoruz. Harika. Tamam. Yarım saatte pişmesi gerekirken 15 dakikada yemeğimiz hazır. Evet, ama kabağın cinsine göre değişir bu. Kabak bastının sunumuna geliyor şimdi de sıra. Her katında lokum gibi etten kuru fasulyeye, kayısıdan kuru üzüme birçok... Tatlı bir kokusu var. Kabak bastımızı da servise sun.